O halde büyümüş nesiller olarak bizler, yani Kürtler, bu filmi daha önce görmüştük. Bu ülkede zamanında ilan edildiğinde de o halin 4 ay süreceği iddia edilmişti. Fakat 46 kez uzatılan o hal uygulamalarına şahit olduk. Bizim bildiğimiz tek yönetim zaten sıkı yönetim şeklinde uygulanan o haldi. Yargısız infazların, binlerce köy boşaltmaların, on binlerce faili meçhulün ve işkencelerin yapıldığı, en temel hakların, yürüyüşlerin, gazetelerin yasaklanmasının o hal uygulaması olduğunu ve bizlere yaşatıldığının en yakın tanıklarıyız. AKP hükümetinin iktidar vaadi o hali kaldırmaktı, Kürt sorununu çözmekti. İronik olan işte tam da budur. İktidar olduktan sonra verdiği sözlerden dönen bir AKP'ye şahit olduk. Bugün artık o hali ne kadar çok sevdiğinizi görüyoruz. Üstelik bu sefer artık rejimi de OHAL rejimi olarak kalıcı kılmak istiyorsunuz. Anayasa değişikliğiyle rejim değişikliği tescillendi. Bu ülkede artık hiç kimse özgürlük ve güvenlik hakkından, geleceğe güvenle bakma hakkından, bir hukuk devletinde yaşıyorum iddiasından bahsedemeyecek haldedir.